Merhabalar Berçaklarım, nasılsınız? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Vakit Vallahi ayırdınız. ne demek, her zaman için hazırım ben. Çok mersi. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Tabii Buyurun. tanıyabilirsiniz. Kendimi anlatmaya kalksam sabır istersiniz. Ben 78 yaşında olmama rağmen kendimi bırakmamanın sebebi ise denizin suyundan geliyor. Babam gibi herkese kendimi sevdirmenin sebebi ise iyi huylu olmamdan kaynaklanıyor. Tabii ki bu zamanda beni seven de olur, sevmeyen de olur. Dünyada tek bir şey söyleyin. Kötülükleri yazsam bulutlara, rüzgarın esintisi dağıtır, yok eder. Sizde şairlik de var Akbalik. Şairlik. Sevgimizi yazdım kalbim, bir yeni doğmuş bir bebeğin kalbine. Silinmesin diye. İşte bu sevgi öyle bir şey ki, öyle bir şey ki, gelin hep beraber olalım, birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Hep beraber kardeş gibi yaşayalım. Birbirimizi kırmayalım. Ben Nişantaşı doğumluyum. Kaç senesinde doğdunuz 6 efendim? aylıkken büyüklere havasını almaya başlamışım. Ondan beri bu güzel büyüklere de güzel insanlarla beraber geçiriyorum. Kaç senesinde nerede doğdunuz? Kaç senesinde doğdunuz? Sene Ben kaçtı? 1944'te Nişantaşı'da. Nişantaşı'nda. İlkokulu nereye gittiniz? İlkokul. Selim Sırrı Tavcan İlkokulu vardı, Nilüfer Hatun'un yanında. Sonra Ondan sonra okumadınız. Getronagan'a gittim. Lise. Getronagan'a gittim. Orada işte bir iki sene sonra ben de oradan ayrıldım. Sonra ne yapmaya başladınız? Sonra düğmecilik yaptım ben. Düğmecilik yaptım. Benim asıl mesleğim düğmeciliktir. Elamra Pasajı'nda. Elamra Pasajı'nda şey vardı. Elamra Tiyatrosu vardı. O Toto Karacalar falan filan var. Onlarla tanışmışımdır. Muzaffer Hepgüler'le falan. Onlar şimdi hepsi hayatta yoklar. Bir ben kaldım herhalde. Evli misiniz? Birinci hanımı ben kaybettim. Birinci hanımdan şey iki tane Görüşmez. kızım var. İki tane torunum var. 7-8 sene bekledikten sonra ben şeyde Ermeni Asrasi'nin de emlak komisyonunda çalışıyordum. Emlak komisyonunda çalıştığım zaman Ayda'yı tanıdım. İşte bu ikinci eşim. Anladın mı? İkinci eşim. Hep beraber böyle şey yapıyoruz. Böyle geçinip gidiyoruz diyorsun. Geçinip gidiyoruz. Peki Ahbari, Nubar Terziyan'ı tanıtır mısınız? Neyiniz olur? Nasıl bir Nubar insandı? Terziyan benim öz babamdır. Nubar Terziyan. Şunu şey yapmak istiyorum. Neyi yapalım? Onu da bir okutayım. Tabii. Buyur. Sene 1968. Büyükdere'de lapa lapa kar yağıyor. Babamın sesini duydum. Bana Beco havluyu getir oğlum dedi. O alışmış yaz kış denize girmeye, anlıyorsun. Getirdim. Babamı çekip çıkarayım istedim denizden. Cımbırlı kendimi denizde soğuk suların içinde buldum. Odur budur buz gibi sulara alışmışım. Babam gibi olmasa da ara sıra kendimi o serin sulara bırakırım. Çocukluğum Yeşilçam setlerinde geçti. Babamdan gider filmleri seyreder, zevk duyardım. Arada birkaç filmde oynadım. Figüranlık yaptım.
Fakat devamlı dayak yedim. Tabii biliyorsun figüranlar hep dayak yer. Para aldın mı hiç onun karşılığında dayak yediğin zaman? 35 lira almıştım. Ne yaptın 35 lira? O 35 lirayı ne yaptım? Rahmetli anama ilk önce onu vermiştim. Hiç unutmam onu. Oynadığım filmlerde şeydi. Ne şeker şey? Badem şekeri kanın namına. Bu. Rubat Terzihan'ı tanıtabilir misin? Evde ne yapardı? Sana nasıl davranırdı? Nasıl bir insandı? Ne iş yapardı? Babam Babanı çok tanıt biraz. Gençler tanımıyor. Şimdiki gençler tanımıyor. Buyurun. otoriter bir adam ve yemek yapmayı en çok sever. Bir gün patlıcan kızartması yaparken elini yakmıştır. Onu hiç unutamam. Evet. Nevada'yı dayım nerede doğdu? Nasıl başladı sinemaya? Bir anlatabilir misiniz? Onu tabii Şehzade başında tuhafiyeci dükkanı vardı dedemin benim. Orada Mikel Afaylıyan görmüş onu. İlk filmi 1900 kaçtı? Bilemiyorum şu Problemi yok Akbar'ın, tarihi. problemi yok. Fakat zannediyorum Efsuncu Baba ilk filmiydi. Sene İşte o kaçtı? sene Yaklaşık. 46 falan Tamam. o zamanlarda başlamıştı film çevirmeye. Tamam. O Kaç zaman filmde oynadı zamandan Yeşilçam'da? bu yana 500 filme falan yakın bir şeyi var. Anladın mı? Canım benim. 7'den 70'e çok seviliyordu. Nedeni neydi? Bütün insanlar severdi onu. Babacan nur yüzlü bir insandı. Onu anlatacağım benim. O babacan var ya, öyle bir babacandır ki beni hiçbir zaman uyanıkken sevmemiştir. Hep uyurken sevmiş beni. Çünkü ben şımarmıyım diye. O ayrı. Şimdi tonton baba derler ya. Ya ne güzel yanakların var Nubar baba. Ne güzel yanakların var Nubar baba derlermiş. Devam et Akbar. Bizim Alyanak diye bir şeyimiz var, soyadımız var. O Alyanak da yanaklarımızın kırmızı olduğundan ileri geliyor. Bazıları söylerdi ki sen dedi şeyleri var ya boya sürüyorsun yanaklarını Nubar amca. Kırmızı gözüksün diye. Alırlardı böyle bezini, mendillerini, yanaklarını şey yaparlardı. Ya çıkmazdı da çıkmazdı. Bak görüyor musun çıkmadı derdi. Babam takılırdı ya. Sen bu yanakları hanımlardan bile bulamazsın yavrum derdi. İşte böyle bir anımız var. Burada bir sokak ismi verildi sanırsam Ekber. O sokak kaç senesinde oldu? Epey 2000'ler, zamanda 2000'ler o gibi. 2000'ler, 2000'ler. şey müzik 2001. 2001 değil mi? 2001'de 2001'de değil mi? evet. 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 O birinci resmini şey yaptık biz. Biraz martılar kirletmişti falan filan. Şimdi ikinci resmini koydular. Şapkalı daha hoşuma gitti. Bu sinemacılıktan hiç para kazandı mı Nubat Eskiden çek vardı, sepet vardı, şey vardı. Hiç para kazanamadı. Şimdikiler para kazanıyor. Bir şeyimiz vardı, bir evimiz vardı Feriköy'de. O sattık onu. Bir de Balıklı'da mezarımız var. O kadar. Başka bir şey yok.
bu kostümleri falan o kadar şeyleri kendi mi yapıyordu yoksa oradan temin ediyorlar mıydı hani? Yok, Çünkü hepsi setleri. yok, temin etmiyordu. O hepsi kendinin de. O şeye ben başladım. Gülşen Bubikoğlu'nun kocasının ismi Türker İnanoğlu. Evet, onun şeyisi, Ha, onun siyah müzesinde çıtır duruyor. müzesi. Anladın? Peki, E kalmasın dedim. Ne yapacağım ki ben evde? İstese dedim müzede kalsın da görsünler, etsinler. Türkan Şoray'ın da elbiseleri orada. Değil mi? bilmiyorum. Doğrudur. Öyle zannediyorum. Evet. Türkan Sultan. Bu şimdiki Türk sinemacılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir durumda? Geleceği parlak mı sinemacılığın? Bu Yeşilçam inşallah ayakta durur. Fakat öyle bir şey var ki yaprak dökümü. Teker teker yapraklar dökülüyor. Ben şey yapmak isterim, anmak isterim, yadigar özlerim. Zavallı adetler rahmetli olmuş. Şey olmuş, kimse bakmamış, etmemiş. Nur ismini yazsın. Ben şu babamın şeyini koydular ya. Çok önemli bir şeydir bu. Söylediğim şey. Costa Rica Ahmet. Ahmet Costa Rica. Çay başında otururdu. Onun da şeyini bir anmak isterim yani. Evet. Peki aklınızda. Başka şeyi yok değil mi burada? Alacak birileri. Bir Costa Rica vardı. Arap Celal nerededir acaba? Benim sormayıp da siz söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Yok. Çok teşekkür ederim. Ağzına Ayaklarınıza sağlık. yüreğine sağlık. Evet arkadaşlar, tarihi bir andı. Rahmetli büyük usta, büyük oyuncu Nubat Tezcan'ın oğlu Berç Alyanak Ahbariyemizi konuk ettik. Gerçekten çok duygulandım, heyecanlandım. Lütfen abone olup yorum beğeni yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Videolarımı da sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ağzınıza sağlık. Berç abi sana da hürmetler. Çok Sağlıklı bir hayat diliyorum. ayağınıza sağlık. Kendine iyi bak. Sağ Can olun, teşekkür sağlıcakla. ederim. Evet. Çok teşekkürler. Var olun.